Güzel mi değil? İlk günkü gibi olmayacağımı söyledim. O da aynı şekilde söyledi. Hı, tamam. Hani hadi. Benim bundan yapalım. Sonra dedim yakın arkadaşım. Hani biliyorsun zaten. Fişnik bitti. Tamam fişnik artık hadi. Bugün de ne giymiş? Hazal bak, yürü, bak, yürü de bak, biraz bak, iş yap kızım bak, ya. Bak bak ne giymiş bak bak. Seni bak, kim bak, alır? Bugün benim kınam. Ya ağır başlı ol, ağır başlı. Benim kınam. Benim. Benim. Bak aileler gelecek ya. Hazal böyle davranma. Ay aileler de gelecek doğru. Hadi bakayım. Hazırlık yapın bakayım. Bıçağlı Hazal farkında mısın? En eskiler bir tarafta, en yeniler sende. Ama alıp giden de sensin. Bak beni kahve de almıyor. Kız Hazal bir şey diyorum burada. En eskileri diyorum. Ezdin geçtin, en yenilerden aldın çocuğu gidiyorsun. En önce sen evleniyorsun diyorum. Nasıl bir başarı? Ya aslında bize bunun sırrı ne? Açıkla. Bir şey söyleyeceğim. Buna başarı mı denilir yoksa başka bir şey mi denir bilinmez. Ben bunu bir başarı olarak ya da bir şey olarak şansına görmüyorum. Şansına aş denir. Şansına aş. Bak doğru seçim yaptı. Seçimine güvendi. Sonuç ortada. Aslında ben buraya baktığımda izlediğimde seçenek yok yani. O adayları seçenek olarak görmedim. Hayır. Doğru seçim Emre için doğru seçim. Hı. Yani Emre senin için doğru seçimdi. Yanılabilirdin de hani Emre hakkında. Ben i̇şte, yoğun bir şeyle geldim. Enerjiyle geldim. Pozitif enerjiyle geldim. Ve tanıma sürecimiz, nişan sürecimiz, evlilik, ailelerimizin birbirlerini tanıması falan o kadar güzel, o kadar mükemmel. Bir de uyuştunuz. Uyum. Bak, uyum çok önemli. Aile uyumu mesela. Ailemiz çok, en önemlisi ailelerimiz çok iyi anlaştı ya. Geçen gün siz şey oynuyordunuz ya şöyle, ne diyorlar ona, misket mi? Oynaması. Sizde neyi fark ettim biliyor musunuz? Evet. Sizin sadece mimikleriniz, yüz ifadeniz değil, sizin her şeyiniz birbirine okuyor. Hala hareketlerimiz de birbirine benziyor. Gülüş, hareket, her şey yani uyum mükemmel. Çok güzel. Ben çok yani inşallah siz de böyle bir şey yaşarsınız. Darısı sizin başınıza. Ya inşallah. Gerçi sen biraz bu gidişte uzun sürecek. Olabilir. Kaptan. Ama şöyle bir şey de var Azal. Çünkü siz ağır gittiniz yani, hani seni yermek amaçlı. Anladım bak benim ilişkimde böyle. İyi, sana göre iyi veya kötü. Başkalarına göre yadırganabilir. Hı. Fark etmez. Ama herkes aşkını farklı yaşar. Bu da bir gerçek. Aşk da tabii. Ben de zaten demedim. İnşallah yani, sizin de başınıza gelir böyle bir şey. Şimdi Melis neden mi? Biraz daha uzun sürecek gibi. Ya inşallah. Anladın İnşallah. Mı? Uzun sürsün. Ama sağlam ama olsun. Aynen öyle ya ben bundan... Benim önemli olan bu. Fikrim bu. Hiç aşk yaşayamamaktan, hiç eş olmamasından daha iyidir yani en azından. Değil mi? Bir eşim olacak diye de aynı numaradan aşk yaşamam biliyor musun? Ben sigaramı bak şimdi yaptığın şey çok yanlış. Senin içinde o kadar büyük bir kıskançlık var ki Melis. Ah yine başladı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bir ilişkin olamayacak biliyor musun? Benim mi? Aynen öyle. Kıskançlık. Çok tatlı ya. Hep hataların olacak ilişkilerinde. Çok kıskanıyorum. Hep terk edileceksin. Çok kıskanıyorum. Biliyor musun? Vardı. Hep terk edileceksin. Çünkü sen terk edilmeye mahkum bir kız olacaksın hayatım boyunca. Terk edilmedim. Kanka ben de. Anladın mı? İnsanların canını böyle bıçak saplar gibi acıtıyorsun ya. Benim aşkıma hala yalan diyorsun ya. Tankut'la benim aramdaki o ilişkiyi bilmene rağmen, benim Tankut'u nasıl sevdiğimi bilmene rağmen şu an sırf benim canımı acıttığın için ben de senin canını acıtıyorum işte. Her zaman terk edilen kadın olacaksın Melis maalesef. Ve gerçekten bazen sevgimi hak etmiyorsun. Ben sana bir şey en çok bu evde canımı acıtan sensin. Ağlama, biliyor musun? Tamam gerçekten. Tankut'u çok seviyorum diyorsun ya, doğum gününde yaptığın o hareketleri hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım hadi da. Ya, yürü. Unutmayacağım da. İşte bak seni işine seviyorum. Gelmiyor değil mi? Bu evdeki bütün mutlulukları kıskanıyorsun. Hadi, çünkü hiçbir zaman sen mutlu olamayacaksın. Evet, çok kıskanıyorum. Bütün ilişkileri kıskanıyorsun. Tankut'u o kadar kıskanıyorsun, ay, şu an Hazal'ı bile kıskanıyorsun. Evet, emin çok ol. Kıskanıyorum. Hazal'ı bile çok kıskanıyorsun. Kıskanıyorum. Evet, çünkü sen kıskançsın. Melis, evet, kıskançsın. İnsanların yarasına tuz basmıyorsun yani, bıçak saplıyorsun. Çok kıskanıyorum. Benim aşkıma yalan diyebiliyorsun ya hala, sana inanamıyorum. Ve dışarıda da bana
gerçekten sen Tankut'a bir şey hissediyorsun diyen de sensin. Ama çelişkiye bak. Şu ekran önünde başkasın, dışarıda başkasın. Anlayamıyorum. Ya sana şu an ben bir şey dedim mi de sen dedim, bu kadar kabardın? Dedim. Anlamadım. En azından yalan bir aşk yaşamıyorum dedim. Göz gibisin ha. İçiyorum seni. Hoşuna gitmedi değil mi gerçekler? Hoşuna gitmedi. Hangi gerçekler? Bu gerçekler. Vallahi gerçekler kişiden kişiye değişir biliyor musun? Ama sen senin gerçeklerin aynısın. Benim hiçbir zaman sen gerçeklerim olmadı. Burada hangi ilişki olursa olsun sen bütün ilişkilere nifak sokmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü senin vallahi bir ilişkin yok. Pardon. Senin bir ilişkin yok. Vallahi hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir ilişki benim anlamda değil. Ne yapıyorsunuz ya? Bütün sana gelen adaylar böyle arkasına baka baka kaçacak yani. Ay intikamım çok olacak. Sus sus artık. Bu da kına gelirse. Gel yardım et. Aa, bu da kına da kavga etmeyin. Bunu da var. Buna mesela ne koyabiliriz? Korktun mu Mehtap? Ay. Ya git başımdan, vallahi çok korktum ya. Sen yeter ki sen kısmetse ol.